kıymetli bir zat böyle bir bayram günüymüş, kurban arabesiymiş. Gafil bir Müslüman gelmiş elbisesiz dükkanına. Çocuk elbise alacak, şu elbiseyi çıkar demiş. Çıkartırken, kaç yaşındayız çocuğun? 7 yaşında, 8 yaşında. Olmaz, yine olur da bir çocuk geçmiş. Hah, benim çocuğum demiş, şu çocuğun şeyinde demiş, cesametinde demiş. Çağırmışlar, çocuğa girmiş. Niye o sizi getirmemiş? Zannetmiş ki çocuk bana aldı elbiseyi. Halbuki bizim gafil Müslüman çocuğuna elbise olur mu olmaz mı diye o çocuğa giydiriyor. Çocuğunun boyuna eline uyduğu için. Sevinmiş yavrucak. Sonra soydurmuşlar elbiseyi çocuktan. Ondan sonra hadi evladım güle güle demiş. Çocuğu bırakmışlar. Çocuk birdenbire gözünün yaş boşanmış. Sen yetim mi büyüdün? Soruyorum sana. Babalı mı büyüdün, yetim mi? Hepiniz kendinizi sorun bakayım. Fakir mi büyüdün, zengin mi büyüdün? Zengin büyüdün de bilmezsin böyle. Yani konuştuğum şeyini anlamazsın, zekini anlamazsın sanırım. Fakir büyüdüyse anlarsın benim konuştuklarım ne demek olduğunu. Ev kirası veremeyen anlar ev kirası vermemekte ne olduğunu. Şefkat elinizi açacaksınız. Merhamet, merhamet cüzdanını açacaksınız. Kalbinizi yani, merhamet cüzdanını. Allah! Allah rızası bekliyor sizi. Fakat mal sahibi Hristiyanmış. Görmüş bu hadiseyi dedi, efendim sen bunu hiç yapamadın dedi. Gel bakayım buraya çocuğa, gel lan gel, elbise senin yorum dedi. Nereye gidiyorsun gel bakayım, sağırdı. Verdi. Başka bir takım verdi şey o adam. Devrin Şehir İslam'ı hacdaymış. Arafat'taymış. O akşam bir mana görmüş. Rüyasına demişler ki bu sene hac kabul olmadı. Hüccacın hacı. Ama kapalı çarşıda Kosya namında bir Hristiyan bir yetimi giydirdiği için Allah onun hürmetine Hüccacın hacları kabul etti. Şeyh İslam bunu rüyayı görmüş. İstanbul'a geldiği vakitte gelmiş bulmuş Kosya'yı. Kosti nerede demişler? Kosti bayramın birinci güne göre kadar Kosti'ydi ama şimdi demişler ismini Muhammed koydurdu. İslam demişler oldu demişler. Ne gördüyse görmüş gece. Ona da göstermişler demek ki.